Lezzet testi kanalımıza 427. tadım testimize hoş geldiniz. Bu videomuzda Carrefour'sa marketlerden 24 lira 90 kuruşa satın almış olduğum El Sabor isimli salsa soslu mısır çerezini açıp inceleyeceğiz. Şöyle bir paketini açmak istiyorum. Daha önce hiç açmadım. Şimdi ilk defa açıyorum. Keşke acaba önden bir açıp nasıl kullanılacağına baksa mıydım? Ama bence çözeriz gibime geliyor. Şöyle arkadaşlar, bir salsa sosu var. Salsa dip sos. Bu sosun içeriğini de şimdi size anlatacağım. Çünkü jalapeno biberi var. Yeşil şili biberi var. Kırmızı tatlı biber var. Aynı zamanda da doğal biber aroması katmışlar. Böyle bir sos. Gayet taze gözüküyor. Zaten son kullanma tarihine de bayağı var. Cipsin de mısır cipsi arkadaşlar ve %73'ü mısır unundan oluşuyor. Şimdi ilk önce acaba şöyle mi yapacağız? Ya da bunu böyle mi alacağım? Gerçekten bilmiyorum. Bence şurayı kopartıyoruz sanırım. İlk önce ambalajımızı hazırlayalım. Benden çok istiyordunuz böyle soslu cips denememi. Daha önce Doritos'un denemiştik hatırlarsanız. Sanırım şöyle yapacağız arkadaşlar. Umarım hatalı bir şey yoktur. Şimdi sosu açıyorum. Hemen koklayacağım tabii ki de. Bu arada bu ürünün menşei ülkesi Yunanistan. Oo, koku güzel. Arkadaşlar sosun kokusu şey ya, böyle bildiğimiz hani kahvaltılık kapya biberli soslar olur ya, onlara çok benziyor. Yani sosun kokusu hoşuma gitti. Şimdi ben şunu şöyle bıraktığımda ya düşerse? Düşmedi. Wow. Hemen mısır çerezini açalım. Şuraları yıkıp dökmeden. Bu aralar biliyorsunuz pek elimin ayarı yok. Aa, arkadaşlar cipsi ben böyle biraz daha kavun içi bekliyordum fakat kokusu da ayçiçek yağında kızarmış mısır gibi kokuyor. Rengi bayağı bir açık geldi bana. Yalnız ben cipsin tadını merak ediyorum. Bence hiç bekletmeden bismillah deyip ilk önce şu cipsin bir tadına bakalım. İnanılmaz sade bir cips. Yani direkt mısır ve kızartma yağının tadını alabiliyorsunuz ve de tuzlu bir cips. Bu arada arkadaşlar sosun %50'den fazlası domates ve %10'a yakını da soğan. İşte o çok hoşuma gitti çünkü biliyorsunuz ben soğanı çok seviyorum. Şimdi hazır mısınız? Biliyorsunuz benim acıyla pek aram yok ama sosun kokusu çok güzel. Neredeyse %10'u da soğanmış. %60'ına yakını da domatesmiş. Bence şimdi bir şans vermem gerekiyor bu sosa. Evet, El Sabor salsa dip soslu mısır cipsinin tadına bakıyoruz. Hemen anlatıyorum. Tuzlu sade bir cipsi, şekerli ve domatesli, böyle kimyonlu baharatlı bir sosa bandırmışsınız da yedikten sonra, çok sonra genzinizde hafif acısını bırakan bir sos arkadaşlar. Tam anlamıyla böyle. Yine gerçekten böyle tatlı ve tuzlunun bir karışımı olmuş gibi. Yani acıyla arası olmayan ben gayet keyifle şu an bunu tüketebilirim. Bayağı iyi. İnanın sosun çok ama çok önemi var. Yani şu sos böyle Türk damak tadına uymayacak aşırı acı bir şey olsaydı kesinlikle yiyemezdim. Şu an bakın bu neredeyse üçüncü ya da dördüncü. Güzel. Acısı hafif olduğu için gerçekten gönül rahatlığıyla tüketebiliyorsunuz. Bol domatesli bir sos olduğu için arkadaşlar yerken tatlılığını hissediyorsunuz. Yedikten sonra da acısını hissediyorsunuz. İşte bu nasıl oluyor anlamıyorum. Çünkü dilimde hiç acı yok. Yani acıyı sadece şu an damağımda ve genzimde hissediyorum. Bu da enteresan bir şey. Eğer böyle değişik tatlar denemeyi seviyorsanız böyle İtalyan ürünler falan denenebilir yani. Özellikle sosu tam böyle bir ev yapımı sos tadında olmuş. O yönünü çok beğendim. Şimdi onun üzerinden bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Bu ürün için değerlendirmem. Tabii ki de fiyata çok pahalı diyeceksiniz ama ithal bir ürün yani. İthal bir ürün olduğu için de bence normal. 10 üzerinden ben 8 veriyorum.
Acı sevmediğim halde bütün bir paketi tüketebilirim, öyle söyleyeyim. Ama şimdi ben bu kalan kısmı arkadaşlar, biliyorsunuz, Vedat abinize bırakıyorum. O cips seviyor, bayağı seviyor. Ona bırakayım. Zaten günlerdir merak ediyordu. Çünkü ben bayağıdır, bir 10-15 gündür herhalde video çekmiyordum. Bana şey diyor yani, artık şunu çek. Çünkü alalı çok uzun zaman oldu. 2 haftaya geçti. Artık videosunu çek, 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 çek. Her gün hadi video çek, hadi video çek. Sonunda çektim. O yüzden bunu Vedat abinize bırakıyorum. Bu arada Vedat abinizle beraber böyle karşılıklı 4 ya da 5 video mu yayınladık? 400. tadım testinden önceki 4 videoda Vedat abiniz var. Merak edenler oradan bakıp izleyebilirler arkadaşlar. Evet, denememi istediğiniz ürünleri bana yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için, damak tadıma güvendiğiniz için sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.